Sevgili Çip TV izleyicileri, bugün yeni bir röportajla karşınızdayız. Kurumsal pazarı bugün, kurumsal teknoloji pazarını irdeleyeceğiz. Yanımızda kim var? Yanımızda Asus Türkiye Ülke Müdürü Özge Kılıç var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Kurumsal ürünler deyince, yani böyle şey gibi bir anda böyle insanlar şey yapıyor, kurumsal ne demek? İlk önce onu bir açalım yani. Kurumsal ürün ne anlama geliyor? Kurumsal ürün aslında eğitimde, kurumlarda, devlet kurumlarında ya da hastane, okul, banka gibi özel kurumlarda kullanılan ve yani günlük belli bir kullanım süresine tabi veya hitap eden ürünleri kapsıyor. Tabii çok fazla da mobil olarak taşımaya da imkan verecek ürünler olması gerekiyor. Bu yüzden de belli standartları, belli kapasiteleri olması gerekiyor ve bu ürün gruplarına da kurumsal diyoruz aslında. Evet, tabii mobiliteye sonra zaten geleceğiz. Günümüzde evet. Zaten ne kadar önem kazandığını biliyoruz. Onu tekrar üzerinde duracağız ama önce Asus'a bakalım. Asus tabii Türkiye'de çok bilinen bir firma. Son kullanıcı ürünleriyle, bilgisayarlarıyla çok uzun zamandır Türkiye'de. Şimdi doğru. Asus 2020'de ne yaptı? 2020 bütün ülke için, bütün dünya için çok ilginç bir yıldı zaten ama 2020'de Asus neler yaptı ve 2021'de ne tarz pazar beklentileriniz var? Okey, bence isterseniz genel pazardan başlayalım. Öyle, sonra da Asus'a geçerek ilerleyelim. 2020 evet pandemi hiç kimsenin beklemediği ve tecrübe etmediği bir şeydi. Hani biri sorsaydı bana hani günün birinde böyle bir şey yaşayacak mısınız diye güler geçerdim herhalde ki hepimiz öyle yapardık ama başımıza geldi. Şimdi acı acı gülüyoruz. Evet ve hiç beklemediğimiz şekilde de sonuçları oldu. IT sektörünü özellikle de bilgisayar sektörünü pozitif etkilerini gördük. Hani bizim evet yaşamımız dağıldı, mahvolduk, bittik, ettik ama hani teknoloji adına çok ciddi atılımlar oldu diyebiliriz. Bunu böyle başımızı öne eğerek söylüyoruz ama evet IT dünyası pandemide iyi bir sınav verdiğini düşünüyorum ben. Evet, ciddi bir sınav verdi. Özellikle online satışlar da ciddi bir sınav verdi. Şöyle diyebiliriz, aslında globalde %20 oranında bir artış gerçekleşti. Pandemi döneminin bir önceki yıla göre pazarın artışı. Yani aslında Avrupa'da desek daha doğru olur. Asus'ta büyüme %45 oldu. Yani neredeyse pazardaki büyümenin iki katı büyüme Avrupa'da Türkiye'nin dahil olduğu platformda gerçekleşti. Dolayısıyla Asus burada iyi bir sınav varmış gibi görünüyor. Türkiye'ye bakacak olsak, Türkiye bu arada Avrupa içerisinde en farklı hareket eden ülkeler içerisinde oldu. Yani ortalama %20 gibi bir büyüme varken Avrupa ülkelerinde Türkiye %80 büyüdü. Yani ben burada şey diyebiliyor muyuz? Ey Avrupa bak nasıl büyüyoruz. Yani evet. Bize en yakın ülke şu an İtalya görünüyor ki onları da hani Eylül sonuna kadar görebildiğimiz datalarda yani verilerde %47'de kalıyorlar. %50'ye varamamış durumdalar. Dolayısıyla %80'le Avrupa bölgesinde Türkiye en büyük büyüme hızına sahip olmuş. Ama diyeceksiniz ki hani bunu hani gerçekten bir başarı hikayesi miydi yoksa hani altında yatan bazı sebepler var mıydı? Şey soracağım zaten bu büyümeyi neye bağlıyorsunuz efendim? Gibi yani birincisi zaten pazar ciddi anlamda 2013 yılından itibaren gerilemişti. Yani yıllık 2,5 milyon olan notebook pazarı, desktop'ı saymıyorum çünkü şu an notebook mobilite daha fazla önemli. 2019-2018 yıllarına geldiğinde pazar 800 bin lira kadar düşmüştü. Tabii ki pandeminin etkisiyle birdenbire şimdi tekrar 1,4-1,5 milyon kapatmasını bekliyoruz yılın aslında. Dolayısıyla bir geri gidiş vardı. O tekrar toparlandı diyebiliriz. Bir ikincisi uzaktan eğitimle birlikte aslında hani TÜİK'in verilerine baktığınızda tabii ki en son veri 2018 sonuna ait ama hane halkı bilgisayar sahipliği oranı %40'larda çok düşük. Dolayısıyla ama insanlar tabii telefon, tablet vesaire gibi ürünlere döndüklerinde bilgisayar eksikliklerini ya da ihtiyaçlarını çok fazla farkında değillerdi. Ne zaman ki uzaktan eğitim, online eğitim devreye girdi, herkes ya eski bilgisayarlarını devreye almaya çalıştılar ama da orada da şöyle bir şey var. Sonra bir de baktılar ki bu eski bilgisayarlar bu yeni sistemlerde çalışmıyor. Aynen bir de şöyle de var hani kanunen de zaten bir teknik veya teknolojik bir ürünün destek süresi 5 yıl. 5 yıldan sonra zaten onun bozulan parçasını ya da bir ekipmanını bulmanız çok zor. Dolayısıyla 4-5 yıllık kullandıkları bilgisayarları tekrardan kullanmak istediler. Ama ya günümüz teknolojisine uymadı ağır kaldı ya da parçaları bozulduğunda onları destek bulamadılar vesaire vesaire gibi sebeplerle. Yeniden satın aldılar. Ya da evde bir tane vardı ama iki çocuk vardı. İki eğitim alması gerekiyor ayrı şekilde. İkinci bilgisayar, üçüncü bilgisayar devreye girdi gibi ihtiyaçlardan dolayı aslında eksik olan bilgisayar sahipliği oranı tamamlandı gibi de düşünebiliriz. Ama nereden baksanız yine hani ciddi bir oran bilgisayar olmayan ev var. Hala var. Ve buralara da halen ulaşıyor
olmamız gerekli diye düşünüyorum ben. Hani işin biraz da sosyal sorumluluk kısmına bakacak olursak. Evet, orada da hani hem firmalara hem ne bileyim belki de hükümete ciddi bir iş düşüyor. Çünkü evet, hani bilgisayarlaşma, dijitalleşme diye büyük evet, büyük lafları edip duruyoruz. Fakat hani bunun bir de mali ve donanımsal yankıları var. Onları da insanların bunu test edebilecekleri, kullanabilecekleri platforma da sahip olabiliyor olmaları gerekiyor. Ya da hani şöyle bir oranla bakacak olursak, şimdi ben yine Avrupa'yı inceledim. Çünkü hani Amerika ve Asya'yı devreye alacaksak oradaki zaten insanların hayat alışkanlıkları, kullanım alışkanlıkları da çok farklı. Dolayısıyla Avrupa'yla kıyasladığımızda Avrupa'da notebook'ta kurumsal ürünlerin toplam pazarı oranı %35. Ama Türkiye'de baktığınızda %25. Ya da desktop olimman gibi ürünlere, masaüstü ürünlere baktığınızda Avrupa'da yine kurumsalın oranı %70'lere varıyor. %67 gibi ölçülmüş en son rakamlara göre. Tabii benim söylediğim rakamlar bu arada Eylül sonu. Tabii ki 2020'nin tamamı çıktığında çok ufak değişiklikler olabilir. %67 olan desktop oranı kurumsalda Avrupa'da Türkiye'ye geldiğinizde %35, %40'lara falan iniyor. Hani dolayısıyla aslında anlıyoruz ki buradan yani popülasyon olarak da Avrupa'daki bazı ülkeleri kıyasladığınızda aslında kamu kuruluşları ya da özel sektörde de halen tamamlanması gereken bir teknoloji ve bilgisayar açığı var gibi görünüyor. Şimdi hazır oraya gelmişken zaten hani yapılandırmadan, özel sektörden ve kurumlardan, kurumsallardan bahsederken şimdi bu pandemi döneminde neredeyse işte bir seneyi bulduk. Bu pandemi döneminde kurumların IT ihtiyaçlarında, IT yapılanmalarında bir değişiklik oldu mu? Bunu gözlemlediniz mi? Yani evet, uzaktan çalışmanın ne kadar önem kazandığı, aynı zamanda uzaktan erişimin, güvenliği, gerekli donanım vesaire bir konu konusunda büyük bir değişiklik var. Çünkü büyük bir nüfus aslında dışarıya çıktı. IT kullanan nüfus. Kurumlar buna karşı nasıl bir refleksle hareket ettiler? Kurumlar aslında veri güvenliğini çok fazla düşündükleri için taşınabilir bilgisayarlara sıcak bakmıyorlardı. Halen de sıcak bakmıyorlar ama hani yapabilecekleri çok fazla bir şey yok şu noktada. Çünkü evden çalışma artık hani yatsınamaz bir gerçek. Dolayısıyla daha önceden hep desktop ve Olumon üzerine, Olumon dedim bu arada hepsi bir arada PC'lerden bahsediyorum eğer bilmeyen var ise, biz bunlara kısaca Olumon diyoruz. Masaüstü PC'leri tercih ediyorlardı. Ama evden çalışma uzaktan erişim devreye girdiğinde notebook'a döndüler. Dolayısıyla biz hem özel kurumları hem devlet kurumlarını ya da atıyorum devlet malzeme ofisinin katalog alımlarını kontrol ettiğimizde aslında ciddi anlamda bir notebook alımı gerçekleşmiş ve notebook'ta büyüme gerçekleşmiş görünüyor ki kendi satışlarımıza da baktığımızda siz bu büyümenin neresindesiniz diye hemen soracaktım çünkü. Biz hani gerçek büyümeyi ölçemedik çünkü stoklarımız hep bitti. Yani Türkiye gümrükten malı çekiyoruz, aynı hafta stok bitiyor. Şeklinde yoka düşerek ilerleyebildik. Çünkü hiçbirimizin tahmin edemediği bir artış olduğu için bu sadece Asus için değil, tüm markalar için de geçerliydi. Bu aynı zamanda bu şeye de şeye bağlı mı? Hani bu pandemi nedeniyle üretimde de bir azalma söz konusu, belli sınırlı sayıda ürün geldiği için tabii böyle ki oluyor. Çünkü o bölgedeki fabrikalar zaten bundan etkilendiler ama bunu şöyle düşünmek lazım. Tamam, o dönem fabrikalar etkilendi ama Mart Nisan gibi tekrar fabrikalar devreye girdi ve üretim yapmaya başladılar. Ama notebook fabrikalarının sonuçta üretime geçebilmeleri için parçayı da hazır bulunduruyor olmaları lazım. Yani birincisi bizim parça sağladığımız tedarikçilerimizin üretimlerini tamamlayıp bize teslim etmeleri, sonrasında bizim üretime tekrar giriyor olmamız gerekli. Dolayısıyla bu da Nisan'dan sonra Haziran-Temmuz aylarını buldu. Ama tabii ki bu artışta planlanamayan bir artış, öngörülemeyen bir artış olduğu için aslında 2019 yılının ihtiyacından daha fazla bir tedarik gerçekleşti. Ama 2020'deki artış diyorum işte %20, %45 ya da Türkiye'deki %80 gibi artış beklenmediği zaten için üretilen ürünler yetmedi pazarın talebine. Yani yok sattık. Yok sattık. Yani tüm pazar yok sattı. Ve en çok da hani bilgisayar ürünleri yok sattı diyebiliriz. Dolayısıyla hani biz şu an %80'le Avrupa birincisiyiz. Hani en çok yükselen pazar falan diyoruz. O belki %150 falan olacaktı. Olacak, şu an %80'de kaldı. Ne yapalım, mal yok. Aynen ve halen de rahatlamış görünmüyor. Ha, aynı şey aynı sıkıntı devam ediyor yani. Talep hala yüksek. Arz evet, hala kısıtlı. Arz halen kısıtlı. Ya da şöyle söylemek lazım. Şimdi tabii ki hani Türkiye'nin gerçeklerini ya da hani Avrupa'nın gerçeklerini de pandemi sürecinde devreye almak var. Pandemiden dolayı birçok insan işsiz kaldı. Halen de hani işsiz kalmaya devam edecek ya da yıl sonunda belli sektörlerde küçülmeye gidecek noktalar var. Dolayısıyla aslında bilgisayar satın alan insanlar bu insanlar. Biz sonuçta hani
her sektörden, her kesimden insanlara tedarik ediyoruz bu bilgisayarları. Ama eğer alım gücü düşerse o zaman tabii ki de hani onlara uygun ürünlerin pazara geliyor olması lazım. Burada demek istediğim ürün raflarda var ama eğer siz 4.000-5.000 liraya bir ürün almak istiyorum diyorsanız o yok. 10.000 liralık ürünler, 15.000 liralık ürünler genelde var. Çünkü onlar biraz daha ağır gidiyor ama hani pazarın büyük bir çoğunluğunu %90'ını neredeyse oluşturan fiyat segmenti ya da spek diyeyim yani işlemci bileşenleri şu an için rahat bulunmuyor. Çok kısıtlı geliyor. Hiç gelmiyor diyemem ama gelen adet gerçekten talebi karşılamıyor şu an için. Bu arada bu kurumsalda da böyle. Kurumsalda da gerçekten ciddi bir satın alma var. Yani şöyle söyleyeyim. Bir bakıyorsunuz hani herhangi bir tekstil firması birdenbire 150 adet sipariş geçiyor. Ya da hiç bilmediğiniz... Var mı yok? Yani daha önceden hiç. Çünkü şöyle bir şey, kurumsalda iş aslında müşteri takibiyle oluşturur. Müşteri profillerini oluşturup o müşterilerin alımları olmasa bile biz onları sürekli ziyaret ederek onları haritalamasını yaparız. Hani ne zaman ihtiyaçları olur, ne ihtiyaçları olur diye bir veri tabanı oluştururuz aslında. Makine parkı ne kadar eskiyor, hangi hızla eskiyor ve ne... Dolayısıyla kimin ne alacağını aslında o yıl içerisinde az çok biliyor oluruz. Hani eğer gerçekten kurumsal dedike giden bir firma iseniz. Bu alımlar bizim hiç tahminleyemediğimiz, hiç öngöremediğimiz alımlardı zaten. Dolayısıyla kurumsal tarafta da ürünlerde sıkıntı var. Hatta insanlar hani kurumsal ya da değil her ürünü şu an pazarda alabiliyorlar. Ya da hani biz kurumsal müşteri için özel tasarladığımız, çünkü belli standartlarda olması gereken ürünler var. Onlardan da zaten konuşuruz. Hani onlardan ayırıp onlardan tedarik edelim dediğimiz noktada bulamadıklarında tüketici ürünlerinden de alıp yollarına devam ettikleri de oluyor tabii ki. Anladım. Yani pazarlar birbirine de geçmiş durumda. Yani bu sıkıntı kelimesi zaten 2020'nin şeyi oldu, sloganı oldu. Evet. Hani zaten genel büyük bir sıkıntı var. Üstüne üstlük teknolojide de böyle bir sıkıntı var. Evet. Hani hatta arzda sıkıntı var. Şimdi tabii 2020'yi böyle işte kör topal bir şekilde şey yapacağız, bitireceğiz. Ya bitirmek de zorundayız ama şimdi 2021'de yani yeni teknoloji, sonuçta Ar-Ge, teknoloji gelişimi, teknolojinin hızla büyümesi ve yeni teknolojiler sürekli yürümeye devam ediyor ve bunlar kullanılmaya devam ediyor. Şimdi 2021'e bir bakalım. 2021'e ve önümüzdeki yıllara bakalım. Hani gelecekte bizi hangi teknolojiler bekliyor ve tabii aynı zamanda şey de yani mesela Asus şu anda Ar-Ge departmanıyla olsun, diğer şeyleri olsun neyin üzerine odaklanıyor? 2021'in flash teknolojisi ne olacak diye sizden bir kahinlik yapmanızı isteyeceğim. Rakipler izleyecek mi diye sorarmışım. Rakipler izleyecek mi diye sorarmışım. Yok ya, biz bize konuşacağız. Kim izleyecek? Tabii ki. Burayı kesin. Bir it. Şimdi aslında ben kurumsal pazarda biraz Asus'u ayrı değerlendirmek istiyorum. Neden dersek Asus aslında Avrupa'da halen 2020'nin 3. çeyrek sonuçlarına da baktığınızda tüketici pazarında Avrupa'da birinci bir marka. Yaklaşık dünya bazında 15 bin adet çalışanı var ve bunun 5 bin adeti Ar-Ge üzerinde dedike çalışan bir ekip. Yani biz kendi teknolojimizi üretip hem kendimiz kullanıp hem de farklı firmalara bunu da sunan bir firmayız. Üretici kimliğimiz de var. Zaten anakart üretiminde dünyanın pazarının yarısı bize ait, birinciyiz diyebilirim. %45'in üzerinde pazar payımız var tüm dünyada anakartta. Yani bu demek oluyor ki her iki bilgisayardan birinde yani Asus anakart var. Her iki bilgisayardan biri Asus değil ama her iki bilgisayardan birine taşıyor. Asus anakart taşıyor. Dolayısıyla bu teknoloji liderliği özelliğimizle birlikte biz kurumsal ürünler dediğimizde kurumsal ürünlerin sahip olması gereken standartlar nedir? Yani çift katman olur, daha fazla alüminyum, magnezyum alaşım olur. Aslında mobil olmasından daha ziyade düşmelere, sarsıntıya ya da darbelere daha fazla dayanıklı olması beklenir. Hani askeri standartları içermesi beklenir. Ya da belli enerji sertifikasyonlarının ya da çevre ve doğa dostu sertifikasyonların alınması gerekir. Şimdi bu noktada herhangi bir problem yok. Çünkü bizim ürünlerimizin hepsi zaten askeri standartları içeriyor. Ya da %100 güvenli performans veriyor. Ya da sadece yılda 50 binin üzerinde eko etiket alıyoruz biz. Yani doğa ve çevre dostu olduğumuzda dair birçok firmadan sertifikasyon alıyoruz. Bunlarda zaten problem yok. Bu olması gereken. Ama diğer bir kısım consumer'da yarattığımız teknolojileri biz kurumsalda da kullanmayı çok seviyoruz. Kurumsalda çünkü pazara baktığınızda genelde 4-5 yıldır devam eden işlemciler, 4-5 yıldır o işlemciyi support eden ya da destekleyen RAM'idir, diskidir ya da farklı ekipmanlarıdır takip eder. Kurumsalda bir ürün pazara çıktığında genelde 4-5 yıl
ilerler. Çünkü firmalar da çok fazla o ürünleri değiştirmek istemezler. Ama biz burada diyoruz ki hani biz zaten tüketici ürünlerinde bir teknoloji sunuyoruz. Kurumsal neden bundan faydalanmasın? Kurumlar ya da özel sektör, hastaneler, eğitim kurumları. Sonuçta burada bir teknoloji var. Ve en çok faydalanması gereken kurumlar da belki bu. Çünkü verdiğiniz bilgisayarı TÜBİTAK da kullanıyor. Tabii. Hani yani herhangi bir kurumda kullanmasının yanında çok faydalı noktalarda da kullanılıyor. Dolayısıyla biz diyoruz ki birincisi evet biz standart ürünler yaparız kurumsal için ama biz son teknolojiyi de kullanırız kurumsal ürünlerimizde. Evet bütün sertifikasyonları testlerini geçer ama eğer yeni bir işlemci çıktıysa biz o yıl o işlemciyi ya da o çeyrekte o işlemciyi o kurumsal ürünümüzün içerisine koyarız. Ya da diyelim ki şu an en çok öne çıkan nedir? Yüksek çözünürlüklü panel. Daha fazla ekran oranı ama daha hafif ve daha ince çerçeve ya da daha ince güç harcayan ürünler deriz. Şimdi bir B9 serisi var. Hani bence tüketici tarafında satsanız o tarafta da inanılmaz bir hani başarı elde edecek bir ürün. Sadece 880 gram. 14 inçte sadece 1.4 kilogram. Ama ince ve bütün askeri standartları da almış bu arada. Yani o incelikte ve 14 inçte bütün askeri standartları da almış bir ürün. Şimdi aslında bunu bir konsüm ürünü de diyebiliriz. Hani ama biz bunu kurumsal olarak konumlandırıyoruz ve gerçekten tüm kurumsalın beklentilerini de karşılıyor. Ya da ekran gövde oranı yani büyük ekrana sahip hani neredeyse bir tüketici üründe kullanılan bütün teknoloji var diyebiliriz. Ya da sadece tasarımcılar için ürettiğimiz ProArt serisi var. Bunun hem desktop'u hem notebook'u hem de hem masaüstü hem dizüstü hem de hepsi bir arada PC olan versiyonları var. Yine bunlar en son teknoloji işlemcileri, ekran kartlarını ve bileşenlerini ve çözünürlükteki ekranını kullanıyorlar. Dolayısıyla hani bu seride de biz gerçekten tasarım yapmak isteyen insanlara hem performans hem mutlu olabilecekleri bir ürün görünümü, niş ve premium bir ürün görünümü. Şeydi, tabii o da önemli evet, yani sonuçta. Taşımaktan ve sahip olmaktan mutlu. Çünkü bir tasarımcı... Design object gibi. Tabii tasarımcı olan birine şimdi hani kalkıp 3 yıl öncesinin görünümünde bir bilgisayar veremezsiniz. Her şeyden önce kendisini yaratıcı kılmaz hani o ürünün üzerinde. Dolayısıyla böyle ProArt serisinde de hani neredeyse tüketici ürünlerin hatta daha da ince ve zevkli tasarımlarla birlikte aynı performansı da sunuyoruz. Dolayısıyla hani Asus kurumsalda var dediğimizde bence Asus'u kurumsalda diğer rakiplerinden en önemli ayıran özellik en son teknolojiyi kurumsal ürünlerde ilk kullanan tüketici ürünlerinde lider olduğu ve kullandığı Ar-Ge'sini, teknolojisini kurumsal ürünlerde de birinci elden sunan marka diyebiliriz. Çok güzel. Yani çok uzun geliyor. Evet, şimdi kurumsal pazara sunduğunuz ürün ve hizmetleri bu şekilde irdeledik. Bu 2021'de de aynı şekilde devam edecek gibi gözüküyor. 2021'de de devam edecek. Yeni gelen bir şeyler olacak mı? Olacak. Yine ekran yine önemli. Yine ekran önemli. Hani çünkü nereden geldik buraya? Aslında hani teknolojileri kurumsal da kullanıyoruz deyip aslında buraya geçecektim ama araya atladım. OLED ekranlar 2021'in yıldızı olacak. Yani daha yüksek çözünürlüklü ve daha geniş gövde oranı olan ekranlar teknolojiler daha keskin renkler siyah beyaz geçecek. Evet ya da hani parlaklığı daha yüksek olacak. Yani hani bir televizyonda aldığınız parlaklığı artık notebook'ta ya da hani bilgisayar ekranında hepsi bir arada PC'lerde alıyor olacaksınız. Bu en önemli değişiklik görünüyor. Tabii bir de çift ekranlar çok fazla ön planda ki Asus ZenBook Pro Duo serisinde de göreceğiniz gibi hani hem normal biz B platform diyoruz A, B, C, D diye adlandırdığımızda hani B yüzündeki ekran dışında C yüzündeki ekran da vardı ama bu ekranların veya touchpad kısmında da aslında touchscreen dediğimiz ekranlar vardı. Şimdi bu ekranların da boyutları hem boyutları hem işlemleri de büyüyecek ve işlemleri ve yazılımla olan entegrasyonları daha fazla geliştiriyor olacak. Dolayısıyla bu aşamada lafınızı kesiyorum. Bu özellikle şu aşağıdaki şey touchpad ekranını çok önemsiyorum ben. Çünkü orada çok fazla şey touchscreen'i orada çok önemli geliştirmeler yapılabilir ve fikirler yapılabilir. Burada yazılım evleriyle ve yani sistem üreticileriyle entegre oluyor musunuz? Evet. Entegre halinde misiniz? Çünkü orası için bir şeyler geliştiriyorlar. Şöyle söyleyeyim hani
Evet, biz bir donanım üreticisiyiz ama yarattığımız teknolojiler yazılım olmadan tek başlarına bir anlam maalesef ki ifade etmiyor. Dolayısıyla biz aslında bu ürünlerin geliştirme aşamasında bile bu yazılım platformlarıyla birlikte hareket ettiğimiz için birincisi yani ilk versiyonlar tasarlanıyor. O ilk versiyonlar başarılı olduktan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü daha geliştirilmiş versiyonları, daha adapte edilmiş yazılımlarıyla birlikte devreye giriyor diyebiliriz. Yani bir yıl öncesindeki touchscreen kullanımı ve sağladıklarıyla şu ankini kıyaslayacak olsanız en az iki katı daha fazla fayda ve uyum sağlayan bir yazılım var içerisinde. Dolayısıyla boyutların genişlemesiyle birlikte yazılım adaptasyonu ya da entegrasyonu da daha üst seviyeye geçiyor oluyor. Yani yeni jenerasyonları aslında bu ekranların yeni jenerasyonları ve yeni boyutları da devreye tabii girmiş olacak. Tabii yani sadece olacak. Çünkü şey yani donanımı aldık sattık alın kullanın demek aynen. değil. Aynı zamanda bunun desteğini vermek de aynen. önemli. Hani biraz da Türkiye'deki destek operasyonumuzdan söz edelim. Yavaş yavaş zaten röportajımızın sonuna geliyoruz. Hani dilek ve temenniler kısmına geçmeden önce Türkiye'deki yapınızdan ve operasyonunuzdan bahsedelim. Okay. Asus Türkiye'de nasıl yer alıyor şu an? Okay. Son durum ne? Desteklerden başlayalım. Birincisi zaten her üretilen Asus belli bir testten ve belli bir uyumdan geçiyor. Yani şunu demek istiyorum. Yarattığımız sistem belli bir kapasitede işlemci, RAM veya disk kullanması gerekiyorsa bunun üzerinde zaten o kasaya ürün konulmuyor ve dolayısıyla %100 sorunsuz çalışması hedeflenerek bu sistemler üretiliyor ve driverları da bu yönde test edilip oluşturuluyor. Ama diyelim ki buna rağmen bir problem yaşandı. Türkiye'de zaten servis ağımızı birebir biz kendimiz denetliyoruz. Sırf servis ağını denetleyen özel bir ekibimiz var. Ama tabii ki hani tüketici ürünlerine birebir yine servisimiz üzerinden etkileşime geçiyoruz ama kurumsal ürünlere geçtiğinizde bu sefer yerinde hizmet ya da normalde yasal standart minimum 2 yıl olması gerekirken ya da tüketici ürünlerinde 2 yıl garanti verilirken kurumsal ürünlerde 5 yıla varan lokal garanti, 3 yıla varan da global garanti verebiliyoruz. Ama dediğim gibi bu kurumların talepleriyle doğru orantılı gidiyor ya da yerinde hizmet verebiliyoruz. Bunlar önemli değişkenler ya da belli firmalarla ortak çalışmalar geliştirerek düşmelere, kazalara, kullanıcı hatalarına karşı koruma paketleri ya da sigorta paketleri verebiliyoruz. Ya da belli kurumların alımlarını kolaylaştıracak kiralama gibi opsiyonları yine iş ortaklarımızla birlikte sağlayabiliyoruz. Ya da şöyle söyleyeyim, ürün grubu çok geniş kurumsal tarafta. Yani sadece notebook, desktop ve hepsi bir arada olarak düşünmemek lazım. Network, wireless, monitör, bunların aksesuarları ya da toplama PC kullanan bir platform varsa anakart, ekran kartı aslında her şeyi Asus'un ürün gamında yer alan ürünler. Dolayısıyla geniş bir ürün gamı var. Ya da eğitim sektörüne bakacak olursak Chromebook dediğimiz bir segment var ve Chromebook'ta herhalde tüm pazarda bulunan ürün çeşidi kadar bizim modelimiz var. Yani evet. Gerçi Chromebook hani laptoplar tarihinde bir yaradır. Bir türlü kendini gösteremedi. Yaraydı. Bir türlü kendini gösteremedi ama şimdi bu yeni dönemde yeni normalde çok önem kazandı. Yani şöyle bir şey var. Şimdi yeni normalde notebook bulunamadığı için aslında desktoplara da bir yönelim oldu dedik. Her ne kadar insanlar mobil olmak isteseler de istedikleri uygun platform bulamadıkları için masaüstü PC'yi de aldılar ama bir kesimde tablet aldı. Yani aslında tabletler de tekrar geri döndü. Aslında o da ölen bir ürün grubuydu. Ama önümüzdeki yıl sadece Türkiye'ye değil tüm dünyada özellikle de Avrupa'da gelişen sektör aslında eğitim olacağı için burada Chromebook'lar tabletlerin yerini tamamen alacak şeklinde öngörüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de de tüm ürün gamını Chromebook'larda sağlıyor olacağız. Teşekkürler. Şimdi dilek ve temennilere geçmeden önce eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şey yapmayalım, yok, ben, eksik bir şey bırakmayalım. Her sorunun içine açı açı gittiğim için biraz böyle kayboluyoruz içerisinde. Asus Türkiye tarafında da kurumsal sektöre diyeyim. 2019 sonunda, 2020 başında girdi. Girdiği andan itibaren de Avrupa'da 5. sıradan yükselerek girdi. Dolayısıyla önümüzdeki ilk 3 yıl içerisinde özellikle eğitim, özel kurumlar ya da KOBİ dediğimiz alanda %20 gibi bir pazar payımız var. Hızlı ilerliyor olacağız. Ekibimiz tamamen kurumsal dedike bir organizasyonumuz kuruldu ve Temmuz ayı itibariyle de tüm ekip tamamlandı. Onlar da tam gaz hızla tüm müşterilerimizle entegre oluyorlar. Dolayısıyla 2021'e Asus tüketici tarafında zaten liderdi. Kurumsal tarafta da hazır ve hak ettiği pazar payını almak üzere geliyor diyebiliriz aslında özetle.
Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sevgili Çip TV izleyicileri, bugün kurumsal bir sohbet gerçekleştirdik. Kurumsal IT dünyasında, kurumsal IT dünyasında neler olduğunu, neler bittiğini hem irdelemeye çalıştık hem de Asus özelinde hepinizin yakından tanıdığı Asus'un bu pazarda Türkiye'de neler yaptığını, ne gibi yeni teknolojilere ve yine gibi hedeflere sahip olduğunu öğrenmiş olduk. Aynı zamanda işte pandemiden dolayı IT sektöründe yaşanan sorunları da irdeledik, dertleştik biraz da. Doğru. Yanımızda Asus Türkiye Ülke Müdürü Özge Kılıç vardı. Bir sonraki röportajımızda, bir sonraki incelememizde teknolojinin dehlizlerinde beraber dolaşırken tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. İyi günler, sağlıklı kalın, İyi evde günler. Kalın. İyi günler.